Evet arkadaşlar, şu anda yarı final ilk mücadelesindeyiz. Burak Oyun'da yine bizlerle birlikte. Şu anda Kore'deyiz. Zonguldak'tan gel yola çıktık. Dostum. Ne yaptın beni? Yutma. Gel lan buraya. Şu anda dün gece Zonguldak'tan yola çıktık ve Kore'deyiz. Metenöy karşısında virüslü panda ile oynayacak. Virüslü pandayı hatırlayacaksınız. Kendisi çok çılgın bir voleybol oyuncusu. Evet bakalım, bakalım ne olacak. Jace karşısında Volibear hayvan gibi oynayacağım diyor. Kamerayı yukarı alalım. Evet kameralarımıza saldırdı. Birbirlerine centilmence başarılar diledi iki oyuncu da. Kendilerini tebrik ediyorum gerçekten. Kazanan finalde olacak arkadaşlar. Dünya şampiyonası League of Legends, LCS Kore, Zonguldak ekibinin turunda ayağından hepinize merhabalar efendim. Burada hava çok sıcak. Gerçekten. Evet. Arada maç evet. Başlıyor. Jace'i ilk olarak görüyoruz biraz ileride. Volibear şu anda bir kaplan edasıyla saklanıyor. Evet, tam bir ayı gibi çalıya girmiş. Ayı gibi çıktı. Ayı gibi çıktı görüyorsunuz. Bakalım ne olacak. Voli alır diyenler var. Evet chat. Şimdi chat'ten rica ediyoruz efendim. Jace'den bir Q kaçırması. Gitti, değil mi? Kaçırdı. Evet, kaçırdı Q'yu. Gördüğünüz gibi Volibear. Volibear. Arkalarda bekle o. Arkadaşlar siz de oyunuzu kimden yana kullanmak istiyorsanız 35-49'a mesaj atarak Jace veya Volibear yazarsanız hiçbir şey olmaz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Şimdi... Evet. Evet. Jace biraz farma yöneldi. Ama... Oo, ilk vuruşu, ilk vuruşu Jace yaptı. Çalın içinde. Tebrik ederim. Tebrik ediyoruz kendilerini gerçekten. Evet, Volibear biraz arkada oynuyor Tuna Bey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla pandalar arkada oynamayı sever diyorum Burak Bey. Evet. Evet. Evet, bir hayat alımı var orada. Ben diyorum ki Volibear alır diyorum sevgili Burak'cığım. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi, Tuna Bey biliyorsunuz Volibear'ın Q skill'i. Adamı tutup arkaya atan skill'i değil mi? Evet. Şimdi bu skill'i eğer kule altında yedirebilirse ve orada Jace'in bir agresif atağını görebilirsek Volibear'ın gerçekten önemli bir hareket olacaktır. Katılıyorum ve aynı zamanda Volibear'ın 6 level'e geldiğinde Jace'den çok daha kuvvetli olduğunu söyleyelim çünkü. Ooo yine vurdu. Ooo yine vurdu. Bu arada oyumuz tabii ki Ali Koç'a. Ali Koç seni... Ali Koç başkan tam zamanı şimdi. Tam zamanı şimdi. Vallahi billahi yemin ediyorum, yatıp kalkıp dua ediyorum. Umarım bu League of Legends şampiyonu Ali Koç olur. Evet. Devreler geldi. Ooo böyle bir şey yok. Bakın kule altında challenge'lar deniyorlar karşılıklı. Karşılıklı birbirlerine skill atmaya devam ediyorlar. Fakat dediğim gibi 6 levelde Jace'in bayağı bir geri kalacağını düşünürken evet şimdi Volibear giriyor, sağlı solu giriyor. Voli giriyor. Voli devam ediyor. Voli devam ediyor. Çabuk gelecek. Hayır, hayır. Oranda kurtuluyor Jace. Baktığımız zaman itemlerine Volibear bitkinlik artı hayalet almış ki bence çok mantıklı. Aynı zamanda karşısında yine bir bitkinlik ve tutuştur görüyoruz Jace'de. Aynı zamanda tanrıçalı gözyaşı çıkmış Jace. Evet, bunu doldurmak istiyor. Uzun bir kılıç var. Kalesi kılıcı. Uzun batar. Volibear gerçekten 6 level olunca anında üstünlüğünü kullanmak istedi ve şu an dalga geçiyor rakibiyle Volibear. Jace'den o hasarı yemesine rağmen bana mısın demiyor. Gerçekten bir Hulk edasıyla etrafta geziyor. Virüslü panda maçın ilk başlarında geride olmasına rağmen şu anda ön plana çıktı. Demek ki dediğiniz gibi Tuna Bey resmen bekliyormuş. Evet ve dans ediyor mans ediyor. Ben de bu arada W'ya basayım arada çünkü sen de bir tuşa... Aynen tamam kankam. AFK'dan kırılmayalım. Hop ye beni. At bakayım, tükür beni. Attı o. Tamam teşekkür ederim. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Evet. Evet. Dünya şampiyonasından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ara sıra Burak beni yalar yutar böyle. Bakalım neler olacak karşılaşmada. Şu anda Volibear yine kendi sahasında kabul ediyor oyunu. Yarı final. Farkı bırakıyor. Jace'e bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Tuna Bey? Volibear oyunu gerçekten bayağı bir domine edecekmiş gibi duruyor. Zaten umurunda değil hiçbir şey. Gördüğünüz gibi orada gülüyor, ediyor, eğleniyor. Ama peki, bir şeyi unutmamamız lazım. Eğer dakikalar uzadığında herhangi bir kill gelmezse yapılan farma veya alınan ilk kuleye bakılacak. Evet, ben de bu konuya bir parmak atmak istiyordum. Şu anda Jace'in farmlarda 39, Volibear'ın 21 olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten büyük kesinlikle bir fark değil ama yine de kapatması zor olabilir Volibear için. İkisi de şu anda herhangi bir item almadı, base'e dönmediler. Birinde muhafızın boynuzu varken diğerinde Tanrıçan'ın gözyaşı artı yanında uzun kılıç mevcut. Aynı zamanda Volibear'ın tabii çarığını da unutmamak lazım. Evet. Aman tanrım!
Ama tanrım farma yaptığı harekete bir bakın. Uzun zamandır Zonguldak Championship'te böyle bir şey görememiştik ya. Zonguldak Championship gerçekten çok heyecanlı bir maça tanık oluyor. Komitesine bir mesaj, bir soru geliyor. Hakemler aralarında tartışıyor. Base'e dönebilirsiniz tabii ki. Base'e evet, dönebilirsiniz. Hakem komitesi cevabı verdi. Base'e atmak var. Evet. Base'e dönebilirsiniz. Bizde her şey mübah. Evet, Volibear gördüğünüz gibi Volibear düşmeyen canını toparlamaya devam ediyor. Evet, şimdi Chase galiba base atacak gibi ama ha. Ama can dolmaz ve item alınmaz. Ben bilmem artık, siz nasıl istiyorsanız. İstediğinizi yani yapabilirsiniz. Size. Top sizde. Her şey serbest. Alt F4 dışında. Aynen, evet, alt şimdi, F4 yapmayın. Blitz'in yanına gidiyor ve onu yiyor. Bizim çünkü turnuvada base var arkadaşlar. Bizim turnuvada base atabilirler. Base atın, silah alın, ne yapıyorsanız yapın değil mi? Sonuçta aynen, sonuçta 100 farma ulaşan veya kuleyi alan yine de olayı götürecek. Biraz yani, daha yüksek hasarlar görmek istiyoruz. Ve tabii ki burada teke tekte kim iki büyükse o kazanır. O yüzden abi Burak oyunda gerçekten espritüye kullanıp hangisinin iki büyükse item olarak kazanacağını söylüyor. Evet. O haritada yok base la. Ya koşarak evet, dönsünler. Dönmek istiyorlarsa dönsünler. Ne yapacaklar ve yapmayacaklar Chase bilmiyorum artık. Bekledi. Oo güzel bir Q. Canını gerçekten çok götürdü Volibear'ın. Ama gitti yine canını toparladı oradan. Maçı çok geride alıyor Volibear. Bu bir taktik değil mi sevgili Tuna Bey? Bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Volibear gerçekten orada arkasında çalmadan oynar. Bizim ayılar müziğiyle dans ediyor. İnanılmaz. Zonguldak'ta en son böyle şeyi Faker karşısında biliyorsunuz. Samsung'un yeni oyuncusu Maker'de görmüştük. Evet. Faker Maker gerçekten önemli. Şu an ne yapıyorlar inanın ben de bilmiyorum. Yani dakikamız 7'yi gösterdi. Bunlar sadece farm yapıyor. Şu anda Jace 63'e 42 önde gidiyor. Jace için işler yolunda görünüyor şu an. Ooo vuramadı. Gerçekten güzel bir kill ama gitmedi. Şimdi Volpe'ye biraz ileri doğru açıldı. Jace'in beklediği şeyler bunlar. Bu arada chatten bana bir güzel bir geri dönüş geldi. Tuna abi AFK'sın dikkat et falan dendi. Ama müthiş bir kill yedirildi. Bakalım. Q'suyla bir harasladı yine Volibear'ı. Ama çok da ileri açılamıyor. Aha. Volibear artık agresif oynamanın zamanı geldi diyor çünkü yaklaşık 10 dakikadır 45 farmda takılıyor Volibear. İnanılmaz. Evet, Jace aslında üstüne giderse zorlayabilir gibi ama Volibear'a belli de olmuyor biliyorsunuz. Ultisi özellikle çok güçlü bir hero. Evet. Ve hatırlatmak gerekiyor ki artık iki oyuncunun da sihirdar büyülerinin geldiğini tekrar hatırlatırım. Bu arada Blitzcrank ultisi geldi. Blitzcrank de buradan destek Allah veriyor. Zaman. Allah beni götürme kankam sakın ileri bir yere. Ah. Heh, thank you, teşekkür ederim. Bunu da al. Çok sağ olasın. Ve bunu da al. Ona da teşekkür ediyorum. Evet. Evet, şu anda çok ilginç bir yarı final maçı oluyor arkadaşlar. Gerçekten yarı final maçına yakışmayacak şekilde bir maç oluyor. İkisinin de birbirleriyle alakası yok. Farm yapıp duruyorlar. Yani, yavaş yavaş Jace kazanmaya doğru gidiyor bu oyunu. Gerçekten biliyorsunuz Zonguldak Championship'te 3 sene önce katılan evet. Makato Matishki böyle bir hamle denemişti ama karşısındaki Makata bunu engellemişti. Makata vurdu diyorsun. Aha yine bir çılgın saldırı başladı. Birbirlerine giriyorlar. Volibear vuruyor. Vur, vur oğlum diyor ama olmadı yine. Volibear yine kaçırdı ama devam ediyor. Kule altı girebilirdi aslında ama girmemeyi tercih etti. Jace resmen oturup ağladı. Aman aman dağlar dağlar şarkısını söylüyor. Evet, bence kule altı girebilir ve deneyebilirdi bunu ama bilemiyorum yani. Ben çok fazla heyecan yaptım. Şu anda elim ayağım titriyor. Evet. 81 farma ulaştı. Son 19 farm. 19 farm sonra finalin ismi belli olacak. Eğer Volibear hiçbir şey yapamazsa. Yani Volibear kaybedici ama şimdi yakın. Wow, Volibear kaybetmeye doğru gidiyor. Vurursa kazanır mı? Aman Allah'ım ilk kan döküldü be. Jace Volibear'ı tokatladı. Kulenin de etkisiyle avatarım. Tebrik avatarım. Ediyoruz. Gerçekten tebrik yanılmaz, ediyoruz. Metenöy ilk finalistimiz Metenöy oldu. Metenöy. Olur böyle şey. Ne yapalım yani? Aynen arada oluyor. Arada oluyor. Gerçekten çok zorlandık. Zonguldak'ta hayat zor. Evet arkadaşlar, son yarı finalist maç iyi. Son yarı finalistlerin maçlarını oynuyoruz. Finale son bir maç kaldı. Bu maçtan sonra son maç kaldı finalde. Dünya şampiyonası League of Legends Real Madrid'i ev sahipliği yapan Liverpool'da Muhammed Salah sakat. Bunu zaten söylemiştik derken mücadele
Mücadele başladı şu an. Zed'le Lucian birbirine ittirip kaktırmakla başladılar efendim. Şu an Zed iki kişiyiz biz, hayırdır Ella iyi diyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Zed'in kostümünün Zed'le bir ilgisi yok. Karşısında ise sarı. Sarışın Lucian. Sarı. Aman tanrım! Aman tanrım! Zed beklenmedik bir anda yine Koreyan taktikal yapıyor. Hop diyor. Evet arkadaşlar, gerçekten çok uzun saatlerdir yaptığımız turnuvanın sonucunda boğazlarım biraz artık tahriş olmuş olabilir. Saatlerdir konuşuyorum ben, usta spikeriniz Tuna Toygün. Yanımızda onur korumuz Burak Oyunda ile birlikte dünya League of Legends şampiyonası Kore'deyiz. Zonguldak ve Zonguldak Kore. Antep. Ve Antep. Tanrım, yine bir Q'yu tutturdu. Kötü tilki ne yapacağı şaşkın, sen olsan bari diyor. Oo, kaçırdı burada. Şimdi Lucian buradan yararlanabilecek mi acaba? Çünkü cooldown'u varken bir şey yapmadı, evet. Evet, Lucian son derece agresif oynuyor Zed'e karşı. Çünkü biliyor ki 6 levele kadar Zed'i bol bol haraslayabilir. Ama 6 levelden sonra sıkıntı tutamaz, olabilir Zed. Tutamaz, bence tutamaz Sayın Doygun. Diyorsunuz. Evet, Zed şimdi oyunu kendi yarısında kabul ediyor çünkü biliyor. Q'yu yedirdi. Tabi çok uzun. Menzili çok uzun değil mi? Oo, doçladı. Menzili gerçekten çok uzun. Minyondan evet. Sektirdi Q'yu ona. Aman tanrım, aman tanrım. Aa, yemedi. W'mü gördük. Hop, onu da yedirdi. Bir Q daha. Neler oluyor bu maçta ya? Zonguldak Stadyum Arena. Wow. Ya. Evet, şu anda bakıyorum taraftarlardan bir bölümün aşağı düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Stadyumun çöktüğünü görebiliyorum. Zed'e atlamaya çalışanlar var. Oğlum. Aşağıda inanılmaz şeyler oluyor. Stat çaktık derken bu arada. Lucian oradan tuttu, Q'yu vuracak, vuramadı. Ama inanılmaz bir can götürdü Tuna Toygun Bey. Evet, gerçekten şu anda ben statta oluşan izdihama odaklanmış durumdayım arkadaşlar. Görmek istemediğimiz görüntüler. Milyonlarca insan şu anda sahanın içine düştü. Bakın neler yapıyor statta, bakın. Ben de gideceğim oraya diyor. Hareketlerine bir bakın. Rex, neredesin kanka? Evet, bakın tanrım, duramıyor. Yeter artık diyor. Yeter artık diyor. Mücadele ay, devam ediyor. Aman tanrım, neler yapıyor. Aha. Ben bu mücadelenin Zed'in kazanması tarafında son bulacağını fena, düşünüyorum. Çok fena, çok fena. Bakalım ne olacak derken ilk 6 level olan Lucian. Aman Allah'ım, Lucian yargı da attı kısa çaplı evet, bir. Orada inanılmaz bir hamle geldi. Mücadele son sürat devam ediyor, heyecan dorukta. Zed'in de Lucian'a da health buster'ı görüyoruz sıcağından öyküsü de. Evet. Zed bakalım dürtme konusunda sıkıntı yaşıyor. Evet. Zed muhtemelen şu an kombosunu yapabilmek için aynen bunu, yani biraz dürtmeyi bekliyor rakibini sanırım. Evet, arkaya gidip yine kendini can bu arada bastı. Full canla neredeyse geldi diyebiliriz Zed için. Aynı zamanda Lucian'ın da can seviyesi hemen hemen aynı ikisi. Farmlara baktığımız zaman Lucian 32 iken Zed'i 18 görüyoruz Toygun Bey. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Evet, bu arada Lucian'da da muhafızın çekici artı yanında kronometre görüyoruz. Zed sadece dişli kamayla mücadeleye katılmış bulunuyor. Kama önemli. Kama evet. Gerçekten önemli. Farmlara şöyle bir bakacağımız zaman 36'ya 23 şu anda Lucian'ın üstünlüğünü görüyoruz. Ve bu arada Lucian sanırım bir item alıp geri dönmüş. Çok aman Allah'ım, tutuştur da geldi. Çok tehlikeli bir İkisinden ulti. Manyak bir savaş. Her Zed kopabilir burada ama Lucian'ın aldı. Şuradaki health. Değil mi? Onu kurtardı. Gerçekten Lucian orada iyi akıl etti ve kendisini health'in içine bıraktı. Sanki böyle kızgın güneşin altında son derece pişmiş ve önünde havuz görmüş gibi üzerine atladı. Izgara palamut gibiydi. Gerçekten öyleydi. Derken bu arada inanılmaz bir hasar. Aman tanrım. O neydi ya? Lucian gerçekten çok yüksek bir hasar çıkarttı Zed'e. Şimdi kuleyi dürtmeye devam ediyor biliyorsunuz. Kule kanı da çok önemli. İlk kuleyi döken kazanıyor ama bu arada bir hit yedi kuleden Lucian. Hemen geri çekildi. Yemen mi? Hemen. Yemen de evet önemli. Yemen şampiyonship Zonguldak ayağında. Bunlar bronz mu diyor. Art. Bakalım neler olacak. Şimdi Lucian geriye çekilmiş olduğunu gören Zed farma biraz odaklandı. Lucian geri geldi, canlanmış yine. Bu arada Lucian farma oynuyor. Lucian evet, çünkü farm oynuyor. Son 45 farmı kaldı Lucian'ın. Oyunu Zed finale kalabilmesi için. Yakalarsa götürür. Yakalayamazsa çok tehlike. Health alacak mı? Oo, kaçırdı ama yine de. Orada inanılmaz yakaladı Lucian. Evet. İnanılmaz yakaladı Lucian gerçekten. Dedi ki sende de hayırdır dedi ya. Health melt alıyorsun falan, hayırdır dedi ya. Bu arada chatten hemen tahminleri bir alalım. Lucian mı Zed mi? Lucian mı Zed mi?
Hızlı bir şekilde tahminlerimizi alalım. 5. dakikasında Kule Kanı geliyor. Kule Kanı geldi. Kule Kanı geldi. Lucian'ı tebrik ediyoruz. Evet, oyunu bırakmıştı tabii ki. Gerçekten Kule Kanı'nı Lucian döktü ve Kule Kanı sayesinde diğer bir finalistimiz de Lucian oldu. Kendisini tebrik ediyorum ve birazdan final maçında görüşmek üzere diyorum. Evet. Melee öğün aldı hero. Caitlyn bir ADC hero aldı. Karşısında ise kötü tilki Pulsefire kostümüyle, Pulsefire kostümüyle. İki Caitlyn mücadelesi. Ama tanrım Caitlyn! Ama tanrım! İki Caitlyn mücadelesi görüyoruz bu abi. Bu Zonguldak'ta daha önce hiç görünmemişti. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Daha önce iki tane Caitlyn görüldü ama Kutup Savaşçısı ve Pulsefire olarak görülmedi. İnanılmaz bir maç olacak. İnanılmaz bir maç olacak. Mücadelemiz başladı. Son final maçı artık. Son maçımız artık. Gerçekten inanılmaz büyük bir yoğunluk, inanılmaz büyük bir kalabalık. Burak Oyunday'la birlikte Dünya Şampiyonası'ndan size aktarmaya devam ediyoruz final maçını. Ve gördüğünüz gibi şu an Burak Oyunda daha fazla gaza gelmiş görünüyor maçta. Al sana. Ben de sana şunu atayım ve şunu atayım. Allah tanrım. Amanın. Açtım artık, bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Evet. Mücadele başladı. Kazanan arkadaşı TS'ye çekeceğim ve aynı zamanda kendisiyle bir röportaj da yapacağım. Eğer Metenöy. Evet. Metenöy kötü tilkiyle oynuyor. Kazanan arkadaşı ya Discord'dan ya da TS'den fark etmez. Bir röportaj yapmak için çekeceğiz efendim. Caitlyn'lerin aşkı büyük olur. Ve Pulsefire atakla başladı ama. Oğlum ne güzel lan silah. Değil mi? Pulsefire bayağı iyi. Pulsefire bizim gözümüzü bir boyamış olsa da benim bu oyundaki favorim Metenöy. Hiç kendisi belli olmaz Toygun Bey, hiç belli olmaz. Yani İki de kendinden emin, bir kill kaçırdı ama. Evet. Kendisinden iki oyuncu da kendinden emin şu anda maçta ama Metenöy gerçekten benim unuttuğum şifreyi benden daha iyi bilerek bana şok yaşatan ilginç bir oyuncuydu. Oo, bir Q tutturuldu. İlk Q kötü tilkiden geldi. Metenöy ile kötü tilki mücadelesi, bakalım neyle sonuçlanacak. Karşılıklı haraslaşmacılar var lan. Evet, ben bu arada final maçımız için Burak Bey siz sunmaya devam edin. Evet efendim, gördüğünüz gibi şu anda kötü tilki Metenöy ile karşılıklı haraslaşıyorlar. Şu anda sol tarafta Metenöy'ü görüyoruz. Bir Q farma odaklı bir Q'ydu kötü tilkiden gelen. Çünkü farm da çok önemli biliyorsunuz başta. Peki sevgili Burak'cığım, ben diyorum ki bu maçı Caitlyn kazanır, sen ne diyorsun? Ben de Caitlyn'den yanayım, bakalım ne olacak diyorum. Şuradaki Poro da etkili oynuyor, bakarız. Gerçekten Caitlyn'in dibinde dolaşarak psikolojik baskı yaratmaya çalışıyor ve diğer Caitlyn'e. Yalarım seni diyor ona, bakın yalarım diyor. Yine farma odaklı bir... İki Caitlyn'de sanırım farma odaklı oynuyorlar. Şöyle bir tavuğa basarak baktığımız zaman Caitlyn'ler muhafızın çekicini almış. Önde olduğunu görüyoruz. Evet. Bu arada Pulsefire, yani kötü tilki, dokuma zırhı alarak bence bir tık daha iyi bir iş yapmış olabilir. Oo! Oo, kötü tilki çok hasar yedi. Oo, devam ediyor kapışma. Kapışma devam ediyor. Kötü tilki. Kötü tilki şu anda hatır sayılır bir hasar aldığı için geri döndü ve orada canını toparladı. Bir Q daha yedi. Metenöy. Motonoy. Oo, bir headshot gitti. Bir headshot yedi. Nerede geldi artık? Artık maçta dönülmez yerlere gelindi. Dönülmez akşamın ufkunda artık oyuncular. Evet, şimdi vakit çok geç. Durdu yine Metenöy, gördüğünüz gibi. Final maçındayız. Kötü tilki farm odaklı, devamlı farm odaklı şu an oynuyor. Farmlara baktığımız zaman kötü tilkinin 31'e 23, 24 üstünlüğü bulunuyor şu anda. Evet, yine yakaladı Metenöy. Gördüğünüz gibi harasta Metenöy çok daha önde ama devamlı canını daha çok götürüyor. Az kalsın AFK kalıp ölüyordum. Evet. Aman 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 aman. Manyak maç çıktı. Slow geldi. Bariyer geldi, slow geldi. Bakalım ne olacak bu mücadelenin sonucu. Maç devam ediyor. Şu an devam ediyorlar. Ultiler mi atılacak? Ulti geldi. Bitirmedi. Olmadı. Olmadı. Şu an aslında avantaj var. Canı da asken üzerine bir haras denese. Metenöy canı aldı. Ulti attı. Ama Q'yu tutturabilirse şimdi tehlike olabilir onun için. Bakalım. Aralar az ama şu an. Final maçında şansına iki tane Caitlyn geldi derken çok agresif bir oyun geldi. Tilkiyi yakaladı. Ama orada can alacak. Devam ediyorlar mücadeleye. Eyvah eyvah.
Oo! Tilki bunu kaçırmasaydı ölmüştü. Hiç atatacak ona ama attırtmadı kendisine. Tilki orada kötü oynadı. Üzerine doğru yürüseydi eğer Q atmak yerine muhtemelen pasifinden dolayı yüksek bir hasar verip kovalayıp alabilirdi maçı diye düşünüyorum. Saatlerimiz gece 2.30 gösteriyor arkadaşlar. Mücadele son hız devam ediyor. Evet, tilki kaçırdı. X'de kaçırdı Q'ları. Pulsefire şu anda tekrar farm derecesine baktığımız zaman 7 farm üstün şu anda. Kötü tilki 42 farmla ve Metenöy 36 farmla mücadele etmeye devam ediyorlar. Çok güzel bir Q, karşılıklı atışlar var orada. Saat gece 2.30. Evet, şu an Kore'deyiz. Çok tehlikeli şu anda durum. Metenöy yine çok pis bir tane kritik vurdu gibi sanki orada. Bu arada sevgili Burak'cığım, eğer oyuncular kuleye çalışırlarsa da kule de biliyorsun kazananı belirleyecek. Evet, şu anda yarı kulede çok üstün. Kesinlikle yarı canı kalmış. Çünkü Metenöy daha oraya gidemedi bile. Bakalım ne olacak? Metenöy kuleye vurmasına müsaade etmiyor. Bir headshot yedi. Tilki alacak gibi duruyor aslında. Şu anda saldırsa alır tilki ama Metenöy yaklaştı, ona gördüğünüz gibi. Metenöy sıkıntıda. Tilki, Metenöy şu an ölüme yürüyor. Bir ulti deniyor. Ulti üzerine ulti geldi. Aman Allah'ım. Evet, büyük ihtimalle gitti Metenöy. Oradan can alacaktır diye düşünüyorum ama can kalmamış. İnanılmaz. Evet, Metenöy için şu anda ölümle burun buruna gelmek. Acaba bir sıçra gerek. Oto atak gelir mi? Bence gitti, tilkiyi aldı maçı diyorum. Ve kuleyi alacak. Kuleyi alacak ve kötü tilki finalist Metenöy oluyor, finali kazanıyor. Hem kuleyi alıyor hem de onu öldürüyor. Gerçekten tebrik ediyorum kötü tilkiyi. Kötü tilki mükemmel bir oyundu kardeşim. Gerçekten tebrik ediyorum, bizden raftı kazanan arkadaş oldu. Kendisinde eğer şey varsa, evet yani ben ne yapacaktım, şunu verecektim. Evet arkadaşlar. Oraya götürecektik baklava yemeği kanki.